Kuşunuz acayip iddialarda bulundu. Hanımefendi hatta mısınız? Bir hatta alalım kendisini, hemen bağlasınlar. Sen dedin ki bir nişan görüntüsü var. Bir televizyonun önünde nişan yaptılar. Evet. Lütfen onu da yayınlayın Didem Hanım dedin. Evet. O görüntüyü özellikle hazırladılar arkadaşlarım. Instagram'a koyar mısınız lütfen Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye? Neden o görüntüyü yayınlanmasını ablam, istiyorsun? Ablam ben bunlardan para pul isteseydim gidin aşağıda yapın orkluğunuzu tutturun derdim yani. Derdim. Normal bir salonda. Evet salonda yaptırırdım. Önünde. Herkes gibi güzel bir nişanım olmasını kapının isterdim. Kapının önünde olurdu. Kapının önünde de olabilirdi. Yaz vakti değil mi? Hangi ne zaman Mayıs, yaptın? Mayıs'ta. Mayıs demişim. O isteme, isteme. Söz yani isteme. Aynen söz. Neyse bahsettim. Nişan doldu zaten. Nişan görüntü. Nişan doldu. Ama ekranma böyle mi olur diyor yani. Böyle mi olur? Böyle mi olur diyor. Onu söylemeye çalışıyor. Nasıl olabilir abla? Tamam neyse bir yayınlayalım izleyiciler karar versinler ve yorumlarınızı bekliyorum lütfen sevgili izleyiciler. Buyurun gelsin. Hep ikisini arka arkaya bağlayın görüntünü. Burası kimin evi? Senin evin. Bizim evimiz. Çok mutlusunuz, oynuyorsunuz, evin içinde olduğu için diyorsun. Aynen. Normalde ben başka şeylerde talep edebilirdim diyorsun. Edebilirdim abla, herkes gibi güzel ve hani arkası böyle süslemeli şeyler oluyor ya. Onu da ben getirttirmek isterdim misal. Hı. Ama burada evin içinde yapmak isteyen kim? Murat. Evini kimse görmesin mi istedi? Hayır. Şöyle evin içinde olsun dediler. Orkçu tutmak istemediler yani. Neden? Söz canım. Sözünü çaldırdım. Ama çalışmıyor sırada Murat. Parası yok ya. Peki yok. Bir dans abla, ettiğinizde bir şarkı orkçu var. Bir orkçu parası 2,5-3 milyar. 3 milyar yemin ederim sana abla. Çalışmıyorsun. Bana 2,5-3 lira. Parası yok ve? Ya. Şu an ben de olsa ben sana veririm. Öyle konuşmasıyla olmuyor işte. Çalışıyor muydun o zaman? Hayır. Parası yok ne yapsın? Çalışmıyordu. Hastaydım da o zaman tamam, zaten. Tamam abla ben ondan ne istemişim? Bir şarkı vardı beraber sizin bir şarkınız mı var orada? Evet. Hangisi çalan? O da dansı bir getirelim. Bir daha sadece dansı yayınlayabilir misiniz? Ayrı yaptınız mı? Bir şu dansı bir daha yayınlayalım buyurun. Dünya. Şarkıyı kim söylüyor? Ben bilmiyorum. Şey söylüyor. Birisi söyledi ben açtırmıştım bu şarkıyı ama. Sen biliyor musun ezbere bu şarkıyı? Sizin şarkınız mı? Aslında söylerdi bu. Ha? Benim aslında sesim güzeldir abla. Öyle mi? Güzel. Söyle bakayım o zaman peki. Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni. Yar ben de seni. Kız ben de seni. Bana mı söylüyorsun? Sivaslıyım evet. Ya. Aa, çok iyi. Sivaslıyım. Sivas şarkısı söyledi ya. Ay ben seni yerim ya. Aşkım. Aa, teşekkür ederim. Çok severim ben de bu türküyü. Çok sev. Bir daha söyle. Biraz daha söyle. Abla bir daha söyleyeyim. Hadi bir daha söyle. Sen Sivas'ı seyret. Yar ben de seni. Kız ben de seni. Yar ben de seni. Çıkalım kaleye bir akşamüstü, bir akşamüstü, bir akşamüstü. Devam, devam. Devam. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, kız ben de seni, yar ben de seni.
Teşekkür ederim canım Sivas ya. Canım Sivas'ım hatırladım sayende. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık ya. Çok teşekkürler. Siyah saçım dolam dolam. Boynunda kurbanın alam. Eğer senden vazgeçersem bu ellerde nasıl duram? Sivas'ın yollarına aynen. Diye ben çok bir sesim güzel değil ama teşekkür ederim. Rica ederim valla. Güzel sanatlar. Güzel sanatlar listesinde hocama çok teşekkür ederim. Benim ay. Sesimi bu şeylere getirmiştim. Çok güzel sesim varmış evet. Ya. Ama evet. Murat da ikinizin şarkısı da oradaki şarkıyı aynen. Söyle bakayım. Ona vatı pek bilmiyorum. Ben böyle ama türkü mırıldandın. Aynen. Daha çok türkü mü? Tezalı göre de mırıldandın. Başka ne söyleyebilirim size? Ha, Murat'a söylediğim türküler varsa belki söylemek ister misin? Dedim sana sevme onu. Gözyaşıyla biter sonu. Cehenneme gitsin yolu. Değdi mi? Bırak giderse gitsin. Benden devam. Beter acı çeksin. Allah. Ben güzel bir şey söyleyecek zannettim, özür dilerim. Ama böyle ama Damla Arıcan mı söylüyor bunu? Otur bakayım güzel bir türkü söyle. Gel aşkım benim, sen de gel Duduş'um canım benim ya. Allah'ım. Çok mağdurum İslam'a. Anne dizin açılmış bu arada. Hadi söyle bakalım. Mesela arada beni kızdırma bak tamam mı? Tamam dur. Abi kızarım, şarkı bak. Böyle. Yapamam. Hadi Murat'a hangi türküleri söylüyordun? Deli gibi yüreğime zorsun, biliyorsun ama olsun. Kadehimi bırakın dolsun, gidiyorsun kahrolsun. Sen yarayı sarmayı bilmez, kötü kalpli bir doktorsun. Vay! Deli gibi yüreğime zorsun, biliyorsun ama olsun. Kadehimi bırakın dolsun, gidiyorsun kahrolsun. Sen yarayı sarmayı bilmez, kötü kalpli bir doktorsun. Bak, bak kızıma. Neler yaptı belki şarkıyla da ama gel çok kötü şeyler de yaşamışsınız. Şarkılarda söyler miydi sana şarkı evde? Söylerdim. Arada söylerdi. Arada söyler miydi? Ses çok güzelmiş. İkisi çok güzel oynarlardı. Çok güzel oynarlardı. Düğünde falan oynarlardı. Peki en çok hangi şarkıyı seviyorsun Esra'nın sana söylediği? Valla şu an hatırlayamıyorum abla ya. Hangi şarkıyı söylemeni isterdi sende? Gözünü alamıyor ya. Bir dakika, bir dakika karışmayın lütfen. Hayır. Hayır. Gözün bir dakika artık. Gözünü alamıyor ya. Neydi bu? Bunlar bir de Antalya'dan gelip ikisinin şeyleri var. Esra araba sürerken ikisi oynayarak gelmişler. O videoyu da verir misin abla? Çok hayır, güzel oynamışlar hayır, ikisi. O videoyu ver abla. İnan ki verdim gitti. Verdim gitti. Ver abla. Ver abla. Çok güzel araba sürüyor. Esra çok güzel araba sürer. Çok güzel araba sürerim abla. Verin arkadaşlar bahsettiğimiz araba videosunu.
neredesiniz? Bayağı bir sen kendinden geçmişsin Murat. Antalya'dan geliyorlar. Karışmayın ne olur. Nasıl? Antalya'daydık, Isparta'ya gidiyorduk. Gezmeye gidiyordunuz. Ha, kontrole gidiyorduk. Peki gezmeye mi, kontrole mi? Dudu'nun haberi var mıydı Dudu Hanım'ın? Bundan haberi yoktu. Yok mu? Bilmiyorum ki. Sana çok gidip geldiklerinden ne bileyim ben ya. Ben dedim ya, ben iş. Çok keyifli, yani çok keyiflilermiş. Birçok yani tatsız şeyler yaşamışlar, geride bırakmışlar aslında, öyle görünüyor. Normalde ben sivil hayatta böyle çok şen şakrak bir adamım yani. Burada hiç öyle, ben çok şaşırdım seni böyle bayağı oyunu görünce. Böyle ağır abi duruyorsun da böyle. Onlar da verirler mi bilmiyorum abla ya. Nasıl? Bir oyun videomuz daha vardı. Bunları vererek ne yapacağız? Murat'ı ikna mı edeceğiz? Yok abla. Hadi onu da verelim. Hadi onu verip ne yapacağız? Murat'ı ikna mı edeceğiz? Ya abla, Murat ikna mı olacak? İkna mı? Onlar bir şeyler yaşamışsınız yani. Utanılacak şeyler değil. Karı kocasınız siz yani. Murat'ı ikna edebileceğini mi düşünüyorsun? Bak yanına kadar oturdun. Dudu Hanım'ı da aldık oradan. Aynen ya. Ben neyle? Azıcık da böyle oturalım. Biz düşman mıyız ya? Oturduk. Galma düşman mı kesildik? Ne yaptım ya ben sana? Kalkmaz bence oradan. Ben mi? Ben de onun oturduğu yere oturayım. Karşıya oturayım. Boş bırakma. Esra'nın olduğu yere otur sen de. Ne oldu? Abla ya. Siz neden ayrılıyorsunuz ya? Siz neden ayrılıyorsunuz? Öyle. Öyle gerek. Yani tabii yani Esra'nın ya bazı tatsız şeyler yapmışsın. Ama yapmadığını söylüyorsun. Esra'nın doğruları söylemediğini söylüyorsun. Telefon altındaki hanımefendiye soralım. Hanımefendi, şimdi bazı görüntü ekranlara getirdik. Orada çok mutlular, oynuyorlar falan vesaire. Esra da bir şeyleri affetmiş galiba. Öyle anlaşılıyor yani. Aslında kaynanalar aradan çekilse bunların ikisi mutlu olur. Aa. Evet. Onu seviyor. Şimdi bunlarla çekilirim. Ben çekilirim. Yani Arife Hanım diyor ki ben çekilirim diyor. Ben çekilirim. Ben de çekilirim ya. Ben günah keçisi geçecek. Ben de çekilirim. Ben neyini? Ben de çekilirim diyor. Destekçiniz de olurum valla. Misafir gibi görürseniz. Biz de ikimiz, sen hep şunu söyledin. Üçüncü kişiler bu evliliğe karıştığı için bu noktaya geldik dedin. Artı bir de yani yaptıkları da dahil. Tamam ama şimdi diyor ki bak, annen de diyor ki ben de çekildim diyor. Çekilirim ya. Çekilirim. Abla, abla duyuyor musun? Çekilirim, destekçiniz de olurum derdim. Güzel abla. Gerçekten. Ha, bir dakika. Söyleyeceğim. Abla. Güzel ablası. Bu evlilik bir şans daha hak etmiyor mu? Esra'cığım hak etmiyor. Kadınlık gururunu lütfen ayağının altına alma. Siz gene mutlu olamayacaksınız. Ne şansı Esra? Hala şans mı istiyorsun? O yüzden mi videoları yayınlamamızı istedi? Yok abla. Tekçe sormak istedim yani. Komşunun onayını istiyorsun. Yani sormak istedim. Komşumu devam edecek seninle. Ama Esra, komşu olay komşu, vermiyor. Komşu, hanımefendi komşu. Neden bir araya peki gelmesinler? Bu kadar Esra istemesine rağmen Murat, Murat Esra istemediği için. Esra gerçekten çok seviyor onu. Çok seviyor, çok seviyor. Evet. Biz çekilelim valla, destekçi de olursun. Hani istemiyordun ben sen de. Ama deminsin, çok sinir oldum. Nedem Hanım ya. Damada mı sinir oldun? Evet. Esra'yı ağlattığı için. Çok ağlattı kızımı. Tamam, söyleyin hanımefendi, dinliyorum sizi. Ya onlar olmaz hanım, olmaz. Bir şans bile hak etmiyorlar. Murat, hak etmeyen Murat mı? Kendine yalvartmasın artık bu kızı. Ben yalvartmıyorum. Ben açık açık her şeyi söylüyorum zaten. Beni bahane etme. Lütfen sen de artık şu kadınlık gururunu ayağın altına almayı bırak. Ben diyorum bak sana. Herkes seni izliyor. İstemeyeni sen de istemeyeceksin. Esra bir şans daha istiyor ya. Esra karşıya geçti. Ben Dudu Hanım'ı oraya oturtayım bence. Kız oturtmaz. O otursun da ben neyim yani. Gel canım, gel. Sen karşıya geç. Gel Esra. Peki Esra, sen hala bir şans, insanlar senin yanında mı olsun? Sizi evet. Desteklesin mi istiyorsun? Evet, desteklesin. Komşunla konuş, desteklemiyor bak. Ne? Ya şimdi o şeye sinir oldu. Yalvattırıyor gibi şeyler yani. Yalvattırmasın, ya sevdiğini üzmesin istiyor yani. O beni seviyor ama sevdiğini üzüyor diyor. Hani sevdiğini insan üzer mi diyor. Murat seviyor mu peki hanımefendi sizce? Bence biraz annesinden çekiniyor. Çünkü aynen. Annesinin ağzına çok bakıyor Murat. Siz bizimle mi duruyordunuz da annesine bakıyor? Yıllardır bizimle evet, duruyor. Evet biz sizinle duruyorduk ben hanımefendi. Tamam sen benimle bizimle yaşıyordun da. Esra'cığım lütfen. Esra'cığım lütfen ayrı. Hepiniz de çamur attınız. Almacık meydanın pak. Hiç kimseye veremeyecek hiçbir şeyim yok.
Şükür Rabbime. Şu an bütün komşular izliyoruz zaten sizi. İzleyin, buyurun komşular, herkes izlesin. Ben işimden gelen, işime giden bir aileyim. Hiç ben bankasını bilmem. Bağlansalar. Yani öyle şöyle aslında şunu söylüyorsunuz. Ya Murat da gerçekten yani tabii sevmiş olabilir ama aile, ya Duda Hanım'ı suçluyorsunuz. Kumpas kurdular. Evet, kumpas kurdular. Kumpas kurdular. Herkes de burada biliyor. Şahit herkes. Ama o kadar kötü insanlar mı ya? Kumpas kuran insan, kötü insan, döven insan, kakan insan. Sen niye geri gelmek istiyorsun? Öyle. Ben seni sevdiğim için. Ama bunlar seviyor. Sadece sevgi böyle karın doyurmuyor yani. Sevgi sana şiddet gösteriyorsa, anladım, bunun dediklerin doğruysa. Madem ben duyuyorum, madem ben kapıyorum, madem bunu yedim, madem bunu yedim. Doğru. Yani öyle niye gitmek istiyorsun? Değil mi? Zaten abla bugün dilekçelere imzayı attık. Murat'ın dediği görüntü de, bir tane görüntü hazırmış. O da bir görüntü daha yayınlayın diyor. Bir de bağlanmak isteyenler de var. Tamam yani. Murat'ın istediği görüntü yayınlayalım bu defa. Gelsin ekranlara.